Hoş geldiniz canlarım. Öncelikle şu konuda hemfikiriz. Bu videoya girecek yüzlerce, binlerce mobil, konsol, bilgisayar oyunu var. Gelenek bozulmasın diye en iyi 2. Dünya Savaşı temalı oyunlar için 10 oyun seçtim. Ama bunları seçerken cidden zorlandım. Çok sevdiğim, beğendiğim bazı oyunları da dışarıda bırakmak zorunda kaldım. Bununla ilgili bir ön bilgi vereyim. Daha önceden gördüğünüz, ilginizi çekmeyen oyunlar olabilir ama onlara farklı bir bakış açısı vereceğim bu videoda. Çok beğendiğiniz, cidden kaliteli olan bazı oyunları da sağlam eleştirebilirim. Siz o güzel parmaklarınızla abone ol tuşuna basmadan önce şunu da ekleyeyim. Aşağıya kendi listeniz yapabilir, bana da oyunu önerebilirsiniz. Biz de yeni oyunlar öğrenmiş oluruz. Listemizin ilk oyununa geçelim. Amongst the clouds, I remember why I joined the Luftwaffe in moments like this. But peace is fragile. Bize 2. Dünya Savaşı'nda savaşan veya savaşmayan tüm devletleri kontrol etme gibi bir özgürlük sağlıyor. İnsanlar seçmek istiyor. Tek bir hikaye istemiyorlar. Haliyle başka çerçevelerden de 2. Dünya Savaşı'nı değerlendirmek, oynamak istiyorlar. HOI4 bu imkanı da verince en sevilen 2. Dünya Savaşı oyunlarından biri oluyor. Tabi harita üzerinde oynanması, gerçek zamanlı strateji olmasının verdiği bir avantaj da var tüm devletleri oynamamızda, ama sonuç olarak bu oyun saatimizi uzatıyor. Oynadıkça tarihi bilgi ediniyorsunuz, yüzeysel olarak tabii ki. Yetmiyor, tarihi coğrafya öğreniyorsunuz, o da yetmedi politikayı, askerin sekbi idaresini, tüm bunların gerçeklere ne kadar detaylı olduğunu görüyorsunuz. Hele modlarla bambaşka bir seviye ulaşıyor oyun. Oyunda fikir insanları, politikacılar, ünlü komutanlar da bulunuyor. Yani kaç oyunda Atatürk'ü, Sabiha Gökçen'i, İsmet İnönü'yü, Kazım Karabekir'i, Mehmet Emin Yurdakul'u, Nihal Atsız'ı, Şevket Süreyya'yı görebiliriz ki? Günümüzde en popüler ve en çok oynanan 2. Dünya Savaşı oyunlarından biri, Steam incelemeleri de çok olumlu. Italy, 1943. Behind enemy lines. Sniper Elite serisi, Rebellion Developments tarafından geliştirilen, 2005 yılında hayatımıza giren taktiksel nişancı oyunu. Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde Berlin harabelerinin ortasında bir mermi tarihi değiştirebilir diye karşılıyorlar bizi ilk oyunda. İkinci oyunda da elit nişancı Karl Fairburn, Berlin'in ortasına Almanların son direnişine paraşütle iniyor. Savaşın parçaladığı Berlin'de Sovyetler ve Almanlar arasındaki ölüm kalım mücadelesine bir Amerikan keskin nişancı olarak giriyoruz ve karakterimizi kontrol ediyoruz. Bu oyunda gizlilik inanılmaz önemli. Biz de Alman kılığında ve düşman hatlarının gerisinde çalışarak Stalin'in güçlerinin Almanya'nın nükleer sırlarının kontrolünü ele geçirmesini engelleyeceğiz. Üçüncü oyunda Kuzey Afrika'daki cephede savaşıyoruz. Batı çölünün dolambaçlı kanyonlarında, yemyeşil vahalarda, antik kentlerde müttefik direnişin tamamen sona erdirebilecek bir Nazi süper silah programını yok etmek için, Nazilerin planlarını bertaraf etmek için görevlerimizi yapıyoruz. Dördüncü oyunda İtalya'dayız. Gördüğünüz gibi savaşın neredeyse her alanına ulaşmaya çalıştı seri. Serinin sembol DLC'leri ise İkinci oyuna itibaren her oyunda bulunan Hitler'i öldürmek. Yani oyun çıkıyor, ardından Hitler'i öldürmek adına bir DLC de çıkıyor. Çok farklı coğrafyalarda, farklı yerlerde bir gizlilik, nişancı oyunu oynamak istiyorsanız, 2. Dünya Savaşı'na tatmak istiyorsanız, ben bir görev insanıyım diyorsanız, size en uygun oyunlardan, oyun serilerinden. Battlefield serisinden bir oyun mutlaka bulunmalıdır diye düşündüm. Tek oyunculuğundan ziyade çok oyuncu olarak da hafızalara kazınan bu oyun, mihver müttefik toplam 8 önemli ülke ile oynanabiliyor. Tarihte de var olan silahları, araçları, askeri birlikleri de görmemiz oyunun gerçekçiliğini artıran özelliklerden. Normal tek oyunculusu güçlü olmadığı halde buraya koymama şaşırabilirsiniz, ama oyunu bilenler, oyunu oynayanlar kesinlikle şaşırmayacaktır. Çok eski bulanlar için de şu detayı paylaşalım. 19 yıl geçse de hala oynayanlar, serverları dolduranlar var ve emanetlerine sahip çıkıyorlar. Ayrıca serinin ilk oyundur kendisi. Böyle bir duygusal bağımız da var. Efsanevi serinin tamamını değil, işlerinden bir tanesini tercih etmeyi daha uygun gördüm. Aynı Battlefield'deki gibi. Çünkü serinin tüm oyunları 2. Dünya Savaşı temalı değil. Oyunda Rus, İngiliz, Amerikan olmak üzere 3 ayrı kıta, 3 cephe ve 27 bölüm bulunuyor. 2. Dünya Savaşı'nı 2005 grafikleriyle ancak bu kadar hissederek oynayabilirsiniz. Bir oyun daha var Call of Duty 2'nin yerine geçebilecek. Ama 10 dilde bunu tercih ettim ben. O da çok sağlam bir oyundur. Çıkalı 17 yıl oldu. Buna rağmen FPS savaş oyunları deyince oyuncuların hala aklına ilk gelen oyunlardan biri. Steam'in incelemelerini bir kenara bırakın, tüm zamanların da en olumlu incelemelerini alan
2. Dünya Savaşı oyunlarından. Ekranda da görüyorsunuz. U-Boat 2. Dünya Savaşı dönemlerine geçen Silent Hunter benzeri bir denizaltı simülasyonu oyunudur. Adı da zaten Almanca'dan geliyor. Denizaltı anlamına geliyor. Mürettebat yönetme mekaniklerine sahip hayatta kalmaya dayalı bu serbest dünya oyununun ana teması Alman denizcilerinin yaşamı. 2. Dünya Savaşı'ndayız ve önemli bir mücadele veriyoruz. Bu denizaltı her an denizcilerin mezarı da olabilir veya savaşı değiştirecek önemli savaşları, önemli görevleri de yapabiliriz. Oyun Mukaddes Vazife, Das Boot filminden esinlenmiş. U-Boat'ta gemini kontrol etmek için mürettebatını kontrol etmen, onların fiziksel ve ruhsal sağlığına göz kulak olman gerekiyor. Çünkü aç, bitkin ve neşesiz olduklarında ufak bir çatışmayı bile kazanamayabiliyoruz. Kriegsmarine, yani Almanların deniz kuvvetlerinden görevler alıyoruz ve bunlar tek bir çizgide ilerlemiyor. Görevler sırasında başka emirler de gelebiliyor, beklenmedik sorunlar oluyor, onları halletmeye çalışıyoruz. Yani her şeyle 2. Dünya Savaşı'nın çok önemli bir noktası olan deniz savaşlarına, denizaltına dönebiliyoruz. Zaten oyunu açıklayan ufak bir Steam incelemesinde koyacağım. O da oyunun kendisini daha net bir şekilde açıklar. Steam incelemeleri de çok olumlu. Let's go. Pyro Studios tarafından geliştirilen izometrik gerçek zamanlı taktik oyunu. Oyunun ana konusu 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi planlarını engellemek ve birliğimizle birbirinden zorlu görevleri başarıyla tamamlamak. Bu seride fazla duygusal oyun koyduğumun farkındayım. Biraz eskilerden dağıldım çünkü çok büyük bir yön verdiler 2. Dünya Savaşı oyunlarına. Hatta başka türde oyunlara da çok büyük yönler verdi bu oyunlar. Hatta bir oyun var ki bu listeye almadım. Bu listeye almadığım için kızabilirsiniz. Ama o biraz da alternatif tarihe kayıyor diye almadım. O da yine FPS oyunlarına yön veren ilklerden olan bir oyun serisiydi. Neyse, buna geçersek 1998 gibi bilgisayar oyunlarının yavaş yavaş ellerimize girmeye başladığı bir dönemde çıktı. O zaman teknolojide gerçekten çok gerçekçi bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Zaten oyun o zamanlarda satış rekorları da kırmıştı. İlk oyun Behind Enemy Lines'ta onları bir dizi tehlikeli görevde düşman hatlarının arkasına gönderiyoruz ve onları canlı olarak geri getiriyoruz. Akıllı bir strateji ile aksiyonun birleşimi gibi düşünün bu oyunu. Düşmanın hareketlerini inceliyoruz. Dikkatli bir plan geliştirip adamlarımızı senkronize edip tüm gücümüzü ve becerimizi kullanarak onları hızlı ve şiddetli bir saldırıya gönderiyoruz. Commando Strike Force serideki tek FPS oyun bu arada. Diğerleri izometrik. Ve bu serinin son oyunu olma özelliğini de taşıyor Commando Strike Force. Ha tabii 2020 yılında piyasaya sürülen Commandos 2 HD Remaster'ı da var. Ama geçmişe saygı olarak oynanır o. Son iki oyun hariç de Steam incelemeleri çok olumlu. Evet, ara ara oyun içi müziklerini dinlediğim oyundur kendisi. Yine çok büyük bir seri ama seride 2. Dünya Savaşı'nın dışına da çıkıldığı için tek bir oyun seçtim. 2002 yılında çıkan oyunu. Ana hikaye Eren'i Kurtarmak filmine çok benziyor. 27 yaşındaki Teğmen Mike Powell, Amerikan Stratejik Servisler Ofisi için çalışan bir ajan ve asker. Powell'ın Kuzey Afrika ve Batı Avrupa'da kendisine verilmiş görevleri tamamlaması gerekiyor. Thompson Kar-98 gibi gerçekte de kullanılan silahları oyunda kullanabiliyorsunuz. Hem çok hem de tek oyunculu. En iyi oyun eleştirmenlerinden de çok yüksek oylar aldığını belirtelim görselde gördüğünüz gibi. Achtung! Angriffstrupp ist unterwegs. Ziel erkannt. Abwurfzone markiert. Company of Heroes serisi. 2. Dünya Savaşı ve gerçek zamanlı taktik denince akla gelen ilk oyunlardan. Hikaye kısmında tarihi başarılı bir şekilde anlatmasının yanında farklı oyun senaryolarıyla oyun saatinizi de uzatıyor. 2006 yılında hayatımıza giren bu seri 2013'te de ikinci oyunuyla hayatımızda kalıcı olmayı başardı. 3. oyunu da bu yıl çıkacak. Hatta kanalda bir erken erişiminde oynamıştık ki o zaman optimizasyon tam oturmamıştı. Tarihteki birçok gerçek birlikte oyuna eklenmiş. Panzer, Tiger tanklarından Wolverine, Sherman'a kadar birçok birlik bulunuyor. Aynı zamanda ödüllere doymayan bir oyun serisidir kendisi. Yani bu listedeki neredeyse tüm oyunlar ödüllere doymuyor. Tereddüt etmeden oynamanız gereken oyunlardan biri. Steam incelemeleri de çok olumlu.
Sondan bir önceki oyuna geldik ve ben bunu düşünürken gerçekten biraz zorlandım. 3 oyun arasında tahmin edeceğiniz gibi çok kaldım. Ama oyumu War Thunder'dan yana kullandım. War Thunder 2. Dünya Savaşı ve Kore Savaşı araçlarının kullanıldığı, havada, karada ve denizde düşmanlarınızla savaştığınız MMO bir oyun. 2. Dünya Savaşı hissini, gerçekçiliğini ve zorluğunu en iyi War Thunder'da hissedebilirsiniz desek herhalde yanlış olmaz. Oynamaz ücretsiz. Ancak pay to win yönü World of Tanks'ten biraz daha fazla. Zaten bu kalitesini de bir tık insanların gözünde düşüren bir özellik. Genelde birini oynayan diğerini ısınamıyor ya da önyargıyla bakabiliyor. Ama 2. Dünya Savaşı'nı havada, karada, denizde, her alanda, her araçla hissetmek isterseniz, oynamak isterseniz kesinlikle önerimdir 2012 yılında çıkan War Thunder. Red Orchestra serisi. İlk oyunda Doğu Cephesi'nin en elverişsiz ortamlarındayız ve yurttaşlarımızla birlikte, yoldaşlarımızla birlikte gerçekten çok zor bir oyun. Yani 2. Dünya Savaşı FPS oyunlarında en zorlanacağınız oyunlardan biri. Alışınca da çok keyif veriyor. Yani oyunun başlarında kanser oluyorsun, kanser oluyorsun, kanser oluyorsun. En sonunda diyorsun ki ben bu oyunu seviyorum. Insurgency gibi düşünün yani. 2011'de de ikinci oyun çıktı. Oyunun oynanışı oldukça gerçekçi bir şekilde tasarlanmış. Oyunların çoğunda olan göstergeler de bu yüzden oyunda yok. Günümüzde çoğu video oyununda kullanılan bekledikçe iyileşen yarı sistemi, bu oyunda olmadığı gibi kan kaybını önlemek için bandaj kullanımının gerekmesi gibi gerçekçi ayrıntılarla bizim gönlümüzü biraz hoş ediyorlar. 2011'de de PC Gamer'da yılın en iyi çok oyunculu FPS oyunu ödülünü aldı. Çıktığı tarihten sonra Normandiya çıkarmasının yıl dönümünde yılın oyunu ödülünü aldıklarında da büyük güncellemeler getirdiler. Yeni birçok harita eklendi ve oyun sadece Doğu Cephesi'nde tıkılıp kalmadı. Çünkü akla direkt o geliyor Red Orchestra deyince. 2. Dünya Savaşı'nın Pasifik Cephesi'ni konu olan ek pakette 2013'te yayınlandı. Hem tek hem çok oyunculu şekilde oynayabilirsiniz. Steam incelemeleri de çok olumlu. En iyi 1. Dünya Savaşı oyunlarından sonra istek üzerine en iyi 2. Dünya Savaşı oyunlarını da. Tabii bunları daha çeşitlendireceğiz. Farklı liste videoları da yapacağız. Zaten önemli olan sizin oynadığınız oyundan keyif almanız. Yani ödüllü olmasına, birisinin önermesine gerek yok. Bunlar da benim keyif alarak oynadığım oyunlardı. Sona kadar izlediğiniz için de teşekkürler. Sizi yeni serimiz Hayatsız Aşkların oyunların ilk bölümüne, Football Manager'e göndereceğim. Sonraki videolarda görüşürüz.